Kanlı Palut'un hikayesi. Öğretmenlik mesleğimin baharındaydım. Bu kasabada göreve yeni başlamıştım. Böyle göreve başladığım yerlerde keşif gezmelerini çok severdim. Benim için gezip gördüğüm yer tarafımdan keşfedilmiş kutsal sayılırdı. Bir yere önce gezerek tanımak gerekirdi. O yer hakkında en önemli sırları bu gezilerde keşfederdim. Burası küçük, sevini bir kasabaydı. Şehrin başından ortaya atılan bir haber akşama kadar diğer ucundan duyulabilirdi. Kanlı Palut'un macerasında birkaç gün zarfında oradaki tanıdıklarımdan öğrenmiştim. Bazı noktaları benim için gizli kalmasını arzu etmemden etraflıca sormamıştım. Kapalı kalmasını istemiştim. Kanlı Palut'un hikayesini anlatacağım sizlere şimdi. O haşmetli bir palamut ağacı. Halkın dilinde kanlı anlamıyla yerleşmiş. Tabii ki kanlı lakabını anlamak kolay değil. Olmamış da onun için. Başından kanlı hadiseler geçmiş ve halkın belleğinde o hadiseler yerleşmiş. Öğrendiğim kadarıyla iki çiçeği burnunda genç, can vermiş kollarının arasında. Birisi oranın en güzel kızı, diğeri bu kıza aşık, oranın en yakışıklı delikanlısı. Kasabalıların anlatmak istediklerini bir süre teferruata kulak tıkadım. Hayale yol açan diğer kısımlarını ben bir gergef gibi kendim örecektim. Çünkü hayal etmek daha sınırsız, daha hoştu. Zihnimde olayın ilgi çeken noktalarını birleştirmeye başladım. Bu olay beni o kadar kendine çekmişti ki, çocukların yapbozlarını kurarken aldığı zevkten daha çok zevk alıyordum. Daha bıyıkları yeni yeni terleyen delikanlı, kasabanın bir gül goncası gibi yeni açılan kızına vuruldu. İkisinin arasında temiz ve gizli bir aşk başladı. Araya başkaları girdi. Kızı istediler fakat kızın ana babası zengin olduğundan fakir fakat ahlaklı bu gence kızlarını vermediler. Gülün yanında dikenlere benziyordu bu kavuşmayı engelleyenler. Aynı bir Leyla Mecnun hikayesi. Bir gün kızla buluşmalarında durumu öğrenen genç kendisinin hayatta olmasının bir anlamı kalmadığını anladı. Bunu gururuna yediremedi. İntihar etmek için de bu haşmetli ağacı seçti. Birecik tesellisinin ayrılmasına tahammül edemeyen kızla sevgilisinin arkasından daha fazla dayanamadı. Ona ebediyete kavuşabilmek için kendisini onun dalları arasına bırakarak ölüme terk etti. Bu enteresan ağacı mutlaka ama mutlaka görmeliydim. İki aşığın ikisinin beraberce seçtikleri, gözlerini kırpmadan kendilerini ona teslim ettikleri bu ağacı görmek için hiç vakit kaybetmemeliydim. Şehirde iyice bunalmıştım. Ruhumun rahatlaması için kasabadan fazla uzakta olmayan bahçelere doğru yürümeye başladım. Keşif rotasını kanlı yöneltmiştim. Hava bulutluydu. Her an yağmur yağabilirdi. Buna rağmen bu isteğimden dönmeyecek, yürüyecektim. Beni görüp şüphelenenlerin aksine bahçelere doğru gidecektim. Hafta içi olmasından dolayı yollar tenhaydı. Piknikçiler de yoktu. Yağmur başlamış, her an güzel bir ot kokusu sarmıştı her yana. Uzun bir zamandır böyle bir yağmura ve tabiata hasrettim. İçimde her an yakalayacağım bir sırrın başında olduğum hissi vardı. Havanın bu puslu tonu, vaktin akşama yakın olması, tek başıma olmam, bütün bunlar bana haz ve heyecan veriyor. Kanlı Palut'un hikayesini bizzat ondan, kendi ağzından duyacaktım. Bazen eşyanın kendisinden duyulan anlatı her şeye bedel bir haz verirdi. Başımın üstündeki karganın gak sesiyle kendime gelmiştim. Epeyce korkmuştum. Bir sen eksiktin dedim. Gel sen de beraber bu mizanseni tamamlayalım dedim. Başrolü oynayacak palutun çıkması tam zamanıydı. Hani çocukların saklanıp aniden çıkarak arkadaşlarını korkutması gibi çıkmalıydı karşıma. O anda gözlerimi kamaştıran kanlı palutla karşılaştım neredeyse yüreğim ağzına gelmişti. Korkudan bulunduğum yerde kala kaldım. Kollarını bana uzatmış, çekmesin diye adeta ondan kaçar gibiydim. Yanımdaki hazin derenin hüzün ve hasretle aktığı belliydi. Kanlı palutun kollarında gençlerin cesetlerini bu derede görmüştü. Gençlerin hayattan son dinledikleri gönülleriyle beraber derenin hüzünlü akış sesiydi. Çevrede kimsenin olmaması, Beni hayalin derinliklerine götürdü. O iki gencin, o ağacın iki meyvesi gibi görmeye başladım. Sanki üzerinde yaşıyorlardı şu anda. Önce canlı, sonra olgunlaşıp ağaca teslim olan iki meyve gibi geldi bana. Daha sonra yakınlarının ağıt yakışları, bu ağacı cinler sarmış diye şerbet dökmelere gibi nice nice yapılan batıl adetler geldi aklıma. Ağacı kesmemelere, Ağacı daha sonra kutsamalarındır diye düşündüm. Bu ağacın kötü bir şöhretle kutsanması da garibime gitti. Bu korkulu düşüncelerle sarıldığım bir anda ev sahibimin intiharı çaktı zihnimden. Bütün kesici aletleri intihara sebep olacak. Bütün vasıtaları yok ediyorlar. Samanlığa sakladığı tek iple bitiriyor işi. Bu adam kendini kanlı palutu alsaydı kahraman olur muydu acaba? O sene orada pek çok intihar oldu kanlı balut mu dolaşıp bunların intiharına vesile oldu deyip düşünen, zamanın ilerlediğini bu yerde bulunan insanların korkus düşüncelerini telkin ettiğini gördüm. Hava daha da karardı. Korkumun iliklerime kadar işlediğini duydum. Bütün korkunç ve korkutucu hadiseler bir anda arılar gibi hücum ediyordu. Birisi bir taksi kiralıyor, cebindeki bütün paraları taksiciye veriyor. Biraz sonra zaten hiçbirine ihtiyaç duymayacak kendini Palutun yanındaki suların derin kollarına bırakıyor. Bana hiçbir intihar sesi kanlı Palut'ta işlenilen kadar derin gelmiyordu. İki genç, batımız olmadı, Palut tahtımız olsun mu dediler acaba. Bekar evime döndüğümde korkudan ve yağmurdan ıslanmış elbiselerimi değiştirdim. Hep Palut'un uğultusunu duydum bütün gece boyu.